Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda elimde Samsung Galaxy A7 var. Daha önce duyurulmuştu ama görme imkanımız olmamıştı ve şu anda Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde Galaxy A7 ile olan buluşma anımızı sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bazı özel bilgileri de yine sizlere anlatacağım. Burada en çok dikkatimi çeken konu şu arkadaşlar, yan tarafta parmak izi okuyucusunun olması. Şöyle ki daha önce Sony modellerinde gördüğümüz bu özellik bir Samsung telefonda da var. Parmak izi okuyucusu hemen şu yan tarafta, birçok insan bunun daha başarılı bir tercih olduğunu söylüyor. Arka tarafta bir parmak izi okuyucusu yok. Bu arada dikkat çeken diğer nokta, 3 tane kamera var arka tarafta. Bu 3 tane kamera ne işe yarıyor? Yukarıdan aşağı doğru hemen sayayım arkadaşlar. Bir tanesi 5 megapiksel canlı odak yapmanızı sağlıyor. Arka tarafın biraz daha bulanık olması en üstteki lens sayesinde gerçekleşiyor. Hemen altında 24 megapiksellik bir ana kamera var. Bu ana kamera f1.7 diyafram açıklığına sahip ve 8 megapiksellikte en altta bir geniş açı var sevgili dostlar. Hemen onun altında da flaşı görüyorsunuz. Bu arada ön kamerada hemen sizlere gösterelim. Ön taraftaki kamerada 24 megapiksellik ve f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sevgili dostlar. Ve ön kamerayla selfie yaparken ekran beyazlayarak size flash efekti sağlamaya çalışılıyor. Bu arada A9 var. Bu modelin hemen abisi. A9'da 4 tane kamera varken A7'de bu sefer 3 tane kamera var. Hangi kameranın olmadığını merak ediyorsanız şöyle bilgi vereyim. Telefoto lens yok sevgili dostlar. Yani 2x optik zoom burada yapamıyorsunuz. Bir diğer fark da şu. Samsung Galaxy A7'de Snapdragon değil, yine Samsung'un kendi işlemci platformu kullanılmış. Hangi işlemci platformu kullanıldı diyecek olursanız hemen kodunu da vereyim. Exynos 7885 işlemci platformu burada mevcut. Bu arada Samsung Galaxy A9'da Type-C girişi varken Samsung Galaxy A7'de micro USB girişini görüyoruz sevgili dostlar. Tabii ki her iki telefonda da bir 3.5 mm'lik jack girişi var, kulaklık girişi var. Ama en azından A7'de de bir Type-C girişi olsaydı çok da iyi olurdu, ne yalan söyleyelim. Ama gördüğünüz üzere micro USB girişiyle sizi karşılayacak. Bu arada 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza var. A9'da 6 GB RAM vardı ama A7'de 4 GB RAM var sevgili dostlar. Batarya da 3300 mAh'lik bir batarya. Bu telefonda VR ve Samsung'un DeX platformuna bağlantı desteği yok. Kasım ayında çıkması bekleniyor. Fiyat olarak 3000 TL'nin biraz üzerinde bir fiyatla piyasalarda olacak sevgili dostlar. Ekranı merak edenler için bilgi verelim. 6 inçlik bir ekran var. Full HD Plus 18.5'e 9 oranında. Ekranın renk, kontrast ve parlaklığı oldukça kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor. Ama asıl merak edilen şey fotoğraf. Dilerseniz biraz onu kurcalayalım. Çünkü arka tarafta 3 tane kamera var sevgili dostlar. Bu kameralar ne işe yarıyor? Onları biraz sizlere anlatayım. İki tane seçenek görüyorsunuz. Bu aslında geniş açı ve normal çekim. Şu anda biraz daha geniş açıya geçmiş oldum. Bakın şu anda hanımefendi görünüyor. Şimdi görünmüyor. Yani bir kısmı görünüyor arkadaşlar. Geniş açının ne demek olduğunu zannediyorum bu fark çok iyi anlatmış olacak. Bir de işin canlı fokus kısmı var. Canlı fokus kısmı da arkadaki derinliği çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için her zaman çalışıyor sevgili dostlar. İşte 3 kameranın marifeti de buydu. Samsung Galaxy A7 ile olan ilk buluşmamız şimdilik bu kadar. Farklı farklı renkleri de var. Bakalım fiyat net olarak açıklandığında sizin kararınız ne olacak? Bunları hep birlikte göreceğiz. İlk buluşma anımızda elimdeki bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz ya da anlatmayı unuttuğum bir şey varsa lütfen aşağıda yorum olarak yazın sevgili dostlar. Kuala Lumpur'da dünyadaki ilk Samsung Galaxy A7 videolarından bir tanesi Shift Net farkıyla geldi. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ve bu videolardan anında haberdar olmak için lütfen kanala abone olun. Aranızda abone olmayan varsa abone olsunlar. Bildirimleri de açsınlar ki video yayınlanır yayınlanmaz haberiniz olsun sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.